duruşu ve istik. İstanbul'dan Samsun'a başlayan bir yolculuk, yakılan bir bağımsızlık ateşi, genç bir Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi ve şu an 15 Mayıs Gençlik Haftası, 101. yılını kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Tabii ki gönül istedi ki daha büyük coşkuyla, daha büyük bir sevdayla, daha büyük bir aşkla burada genç kardeşlerimize toplanın, bayramımızı yapalım. Ama COVID-19'da mücadele kapsamında devletimizin almış olduğu kararlara uyarak bu sene bayramlarımızı evde, dijital ortamlarda genç kardeşlerimize kutlamayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bayramımızı her ne kadar bu şekilde yapsak da 101 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin yerini bulduğunu, ülkenin muasır medeniyetlerin seviyesine çıkmak için canla başla mücadele ettiğini, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyan, yücelten bir nesil, bir gençlik olduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in izinden giden bir gençlik olduğunu hepimiz en iyi şekilde müşahede edip görüyoruz. Nihayeti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardı. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Şu an pandemiyle mücadele sürecinde Türk hekimlerinin yapmış olduğu gayretli çalışmaları hepimiz saygıyla anıyor, kendilerine teşekkür ediyor, minnet duygumuzu tekrar buradan iletmek istiyoruz. Sağlıkçılarımız canla başla COVID-19'la mücadele için çalışırken bize de onların almış olduğu kararlara uymak düşüyor. Ben Gençlik Haftası'nın tüm ülkemize, milletimize, gençliğimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu salgından kurtularak genç kardeşlerimize daha coşkulu, daha heyecanlı bayramlarda bir araya gelmek ümidiyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak için toplanmış